Anlıyorum. Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu adına, seçilmiş tüm kurulları adına ve buradaki onlarca baro başkanımız adına. Değerli basın mensupları, öncelikle Afrin'deki şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Karabük'ün de bir şehidi var, bir kahramanımız var. Ömer Bilal Akpınar, buradaki tüm baro başkanlarımızla birlikte dün ailesini ziyaret ettik. Nurlar içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkı çerçevesinde Afrin'de teröristlere karşı başarılı olacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yeter ki devletimiz devlet aklıyla binlerce yıllık milletimizin birikiminden süzülüp gelmiş o eşsiz akılla davranabilsin. Bugün konumuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın önce partisinin grup toplantısı çıkışında, sonra da muhtarlarla yaptığı toplantıda dile getirdiği baroların ve Türkiye Barolar Birliği'nin parçalanması, ismimizdeki de Türkiye kelimesinin alınması projesi. Buradan çok açık bir seslenişte bulunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, eğer sarayında, yakın çevresinde kimin kripto FETÖ'cü olduğunu, kimin yabancı devlet istihbarat ajanı olduğunu merak ediyorsa, gerçekten FETÖ ile mücadelede samimi ise bu projeyi önüne getirenleri tespit etsin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne kim bu projeyi getirdiyse kripto FETÖ'cüdür, PKK'nın sempatizanıdır, PKK'nın adına iş ve işlem yapmaktadır. Yabancı istihbarat örgütlerinin kadrolu ajanıdır. Çünkü bu proje 2013'te PKK ile el ele faaliyet yürüten FETÖ'nün hepimiz tarafından bilinen projesidir. FETÖ derneklerini barolaştırmak, PKK'nın derneklerini barolaştırmak ve bunları üst birlikler olarak meşrulaştırmak projesidir. 2013'te bu projenin yazarı kripto FETÖ'cüler ve yabancı istihbarat ajanları 2018'de projeyi Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne yepyeni bir proje olarak koymuşlardır. Bu kripto FETÖ'cülerin ve yabancı istihbarat ajanlarının amacı bağımsız baroları ve Türkiye Barolar Birliği'ni yok ederek Türkiye'yi tüm dünyada bir diktatörlük olarak tescillemektir. Çünkü bu ajanlar çok iyi bilmektedirler ki Türkiye Barolar Birliği ve barolar bağımsız kaldığı sürece Cumhurbaşkanı'nın, hükümetin hiç kimsenin emrine girmeden doğruları
en milli hassasiyetle söylemeye devam ettikleri sürece dünyada Türkiye Cumhuriyeti'ni diktatörlük diye tanıtmakta zorlanmaktadırlar. Öyleyse barolar ve Türkiye Barolar Birliği yine kandırılmış olan Cumhurbaşkanı eliyle yok edilirse Türkiye'nin diktatörlük olduğuna dair tezleri artık Avrupa'da ve Amerikan kamuoyunda kimse tarafından çürütülemeyecektir. Amaçları değerli basın mensupları, bu ajanların, kripto FETÖ'cülerin Barolar Birliği'ni ve barolarını kapatmış Türkiye'yi Saddam'ın Irak'ına, Esad'ın Suriye'sine, Kaddafi'nin Libya'sına benzetmektir. Ve ardından da en kısa zamanda 15 Temmuz'da başaramadıkları bölünme, parçalama harekatını milli direnişi yok ederek arkalarına dünyayı alarak başarmaya çalışmaktır. İşte büyük proje budur. Ordumuz Afrin'de seferdedir. Yabancı basını izleyenler her gün Türkiye'nin, emperyallerin kara propaganda araçları yoluyla sivilleri katletmekle suçlandığını görebilirler. Dünyayı Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti meşru savunma hakkını kullanmaktadır. Sivilleri de Türk askeri canından aziz bilmektedir diye savunan Türkiye Barolar Birliği'dir ve barolardır. Şu halde ordumuz Afrin'de seferdeyken ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni gövdesiyle koruyan Türkiye Barolar Birliği ve barolar bu davaya baş koymuşken ve dünyada da Türkiye'ye siz soykırım suçu işliyorsunuz diye bir büyük plan pişirilirken bize yönelik harekat zamanlaması itibariyle manidar olmanın ötesindedir, açıktır, seçiktir. Bu bir emperyal projedir ve Cumhurbaşkanı eliyle, yine kandırılmış olan Cumhurbaşkanı eliyle hayata geçirilmek istenmektedir. Değerli basın mensupları, bu haklı tespitlerimiz ve en milli kaygılarımızla Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 9 Şubat 2018 tarihinde olağanüstü toplanmıştır. İki gün süren bu toplantının sonunda aldığımız karar, yaptığımız tespitler şunlardır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dile getirdiği projenin amacı, anayasada yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu'na ilişkin değişiklikten sonra yargının tek bağımsız kalan ayağı olan avukatları da hükümete bağlamaktır. Kısacası hükümet avukatlığı sistemini getirmektir. Tıpkı diktatörlüklerde olduğu gibi. Yönetim kurulumuz, hakim ve savcıların bağımsızlıklarının sistemsel güvencesinin yok edilmesinden sonra
avukatları da hükümete bağlama girişimini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yargısıyla birlikte parti devletine dönüştürmenin son adımı olarak görmektedir. Bu parti devletine dönüştürmenin son adımıdır değerli basın mensupları. Türkiye Barolar Birliği her koşulda ve her tehdide karşı dönemsel olarak değil, seçim yatırımı olarak hiç değil, ilkesel olarak en milli duruşu sergilemiştir. Milli her konuda kandırılmış olan ve bunu da daha sonra kandırılmışız diye beyan eden kişilerin kendilerini daima zamanında ve en milli duygularla uyaranların duruşunu sorgulama hakkı yoktur. Bu sorgulamayı yapanlar en sağlam tartı olan Türk milletinin vicdanında çoktan sorgulanmaya başlanmıştır. Milli olmanın ilk koşulu görevini anayasaya ve kanuna uygun olarak yapmaktır. Milli olmanın ilk koşulu devlet yönetimine kişisel duyguları karıştırmamaktır. Milli olmanın ilk koşulu kısa vadeli siyasi parti menfaatlerini bir kenara bırakmak, her ne olursa olsun tarafsız davranmayı başarabilmek ve milli konulara Türkiye gözlüğüyle bakabilmektir. Şükürler olsun ki Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız millidir ve milliliği hiç kimseden öğrenecek değildir. Cumhurbaşkanının baroları ve Türkiye Barolar Birliği'ni bölme projesine karşı duruşumuz da işte bu birikimimizin, bu milli duruşumuzun vatanımıza ve milletimize olan namus borcumuzun gereğidir. Bugün iktidar gücü milli iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi etkisizleştirilerek, tamamen bertaraf edilerek kapalı kapılar ardında sınırsız, ölçüsüz, denetimsiz ve devletimizin tüm geleneklerine ve anayasaya aykırı olarak küçücük ve kim olduğu bilinmeyen bir azınlık tarafından kullanılmaktadır. Bu azınlık Türkiye Barolar Birliği'nin ve barolarımızın hukukun üstünlüğünü savunmasından rahatsızdır. Kim olduğunu bilmediğimiz bu azınlık Türkiye Barolar Birliği'nin ve baroların insan haklarını, temel haklarını korumasından rahatsızdır. Kim olduğunu bilmediğimiz bu kapalı kapılar ardında Türkiye'yi yöneten azınlık, Türkiye'yi dizayn ederken, yeni baştan şekillendirirken bunu yapamazsınız diyen Türkiye Barolar Birliği'nden ve barolardan rahatsızdır. Bu küçük azınlık hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunu getiremezsiniz, gövdemizle mücadele ederiz ve izin vermeyiz diyen bizlerden elbette rahatsızdır. Bu temel hakların ve kavramların savunulması anayasadan ve kanunumuzdan kaynaklanan en temel ödevimizdir. Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız bu görevi bu hakların asli sahibi olan 81 milyon vatandaşımızın adına yerine getirmektedir. Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız bu görevi henüz doğmamış evlatlarımızı da kapsayan yüce Türk milleti adına yerine getirmektedir. Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız, değerli basın mensupları, birilerinin bilmeden kulaktan dolma sandığı gibi sadece meslek örgütü değildir.
iddia, yargılama ve savunma üçlüsünden oluşan yargının kurucu unsurudur. Bu kurucu unsurluk görevinin dayanağı anayasadaki hukuk devletidir. Cumhurbaşkanının dile getirdiği kendisine kripto FETÖ'cüler ve yabancı istihbarat ajanlarının masasına koyup kandırdığı bu projenin hedefi 81 milyon vatandaşımızı savunmasız bırakmaktır. Hukukun üstünlüğünün yerine sarayın kapalı kapıları ardına gizlenen bu kriptoların üstünlüğünü sağlamaktır. Türk milleti şunu çok iyi bilmektedir. Bu amacın önündeki en büyük engel Türkiye Barolar Birliği'dir ve barolarımızdır. Hedef alınmamızın da yegane sebebi budur. Savunma mesleği hukuk devletinin ve her vatandaşımızın insan haklarının güvencesidir. Avukatların hükümete bağlandığı bir düzende savunma mesleğinden söz edilemez. Bu proje adalet sistemini tamamen çökertmeye yönelik olduğu için Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasını tehdit etmektedir. Zaten kriptoların ve yabancı istihbarat ajanlarının Türk milletinin ve Türk devletinin bekasını gözeteceklerini beklemek saflık olur. Türk milleti bilmelidir ki bu kripto projeden en büyük heyecan ve mutluluğu Türkiye'yi bölmek ve yıkmak isteyen terör örgütleriyle onların arkasındaki emperyal güçler duymaktadır. Bunların eliyle ve baro adıyla kurulacak dernekler ve onların üst birlikleri her milli meselede iç ve dış kamuoyunu Türkiye'nin gerçekleri hakkında yanlış bilgilendireceklerdir. Ancak kendilerine devlet eliyle dernekimsi de olsa bir statü tanındığı için yabancı kamuoyları, yabancı basın, yabancı hükümetler artık bu hainlerin dediğini dikkate alacaktır. Öte yandan Türkiye Barolar Birliği'ni ve baroları bölmek ve üst birlik adıyla dernekimsi yapılar ortaya çıkarmak 108 bin avukatımızı, 20 bin stajyer avukatımızı ve onların eş ve çocuklarını dünyada eşi benzeri emsali bulunmayan ve kamu kaynaklarından bir kuruş alınmadan kendi fonumuzla hayata geçirilen sağlık yardımından mahrum bırakacaktır. Bugün 108 bin avukatımız, 20 bin stajyer avukat meslektaşımız eşleri ve çocukları 155 hastanede, 55 ilde 1 lira para ödemeden yatarak tedavi olma hakkına sahiptir. Kendi paralarıyla, kendi fonlarıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından karşılanarak. Türkiye Barolar Birliği avukatların öksüz ve yetimlerini üniversiteyi bitirene kadar sahiplenmiştir. Bizi bölmek bu öksüz ve yetimleri sahipsiz bırakmaktır. Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız kendi kaynaklarıyla, kendi öz kaynaklarıyla muhtaç durumdaki yaşlılarımıza ek emeklilik ödemektedir. İş göremezlik ödeneği ödemektedir. Ele güne muhtaç etmemektedir. Ve bunları yaparken kamudan bir kuruş kaynak kullanmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı'na kim bizim kamu kaynağını kullandığımızı söylediyse yalan söylemiştir. Kriptoluğunun, ajanlığının ispatıdır. Dolayısıyla bu mağduriyetin yarattığı, bu mahrumiyetin yarattığı zarar
doğrudan ve dolaylı olarak en az 800 bin vatandaşımızı etkileyecektir. Her siyasi partiden, her dünya görüşünden. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı'nın milli menfaatlere aykırı terör örgütlerini sevindiren ve yargıyı tamamen yok edecek projesini dile getirmesinden sonra mümkün olan her girişimde bulunduk. Aklımıza gelebilecek ilgili ve yetkili olduğunu düşündüğümüz devlet içindeki her kademe ve kişiye ulaştık. Devlet içindeki. Ancak maalesef Sayın Cumhurbaşkanı'na devlet eliyle ulaşmakta muvaffak olamadık. Kapalı kapılar ardındakilere ulaşmak ise bizim işimiz değildir. Şu halde projenin ısrarlı bir şekilde yürütülmesi devam etmektedir, önlenebilmiş değildir. Eminim ki iktidar partisi saflarında da büyük bir vicdanlı çoğunluk yapılanın ne kadar yanlış ve Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar tehlikeli olduğunu görmektedir. Aldığımız geri bildirimler bu yöndedir. Adalet bürokrasisinin tamamı yapılanın yanlış olduğunu bilmektedir. Ancak kapalı kapılar ardındaki projeyi yazanlar ulaşılamaz durumdadır. Bu sebeple olağanüstü toplanan yönetim kurulumuz 24 Şubat 2018 tarihinde tüm baro başkanlarımızı, barolarımızın seçilmiş tüm kurullarını ve Türkiye'deki tüm avukatları Ankara'da hepimizi alabilecek bir büyük toplantı mekanında kripto FETÖ'nün, PKK'nın, emperyal güçlerin bu projesine hayır demek ve Türk milletine gerçekleri anlatmak üzere davet etme kararı almıştır. Türkiye Barolar Birliği, barolarımız ve tüm avukatlarımız, varlık sebebimiz olan Türk milletine emanettir bu andan sonra. Yönetim kurulumuz bu kararı oy birliğiyle almıştır. Her hesabın üzerinde Yüce Rabbimin daha büyük bir hesabı vardır. Can borcumuz Cenab-ı Allah'adır. Namus borcumuz Türk milletinedir. Bundan başka hiç kimseye hiçbir borcumuz ve eyvallahımız yoktur. Ağzımızdan çıkacak son sözler, son nefesimiz doğruları Türk milletine anlatmak için harcanacaktır. Bizi vurabilirler, bizi kırabilirler ama yüce Türk milletinin önünde söz veriyoruz, and içiyoruz, bizi asla eğip bükemeyeceklerdir. Ve yüreği bizimle atan milyonlarca Türk vatandaşının yüreğinde kazılıdır bizim Türkiye ismimiz. Onu da hiç kimse hiçbir kanunla sökemeyecektir. And içeriz, and olsun, ahd olsun. Dilerim aklı selim galip gelir, gazamızda mübarek olsun.
Çok teşekkür ederim efendim. Başka bir konu yoktur. Evet.